Ata tohumlarımız buğday gerçekten yüksek tansiyonda, diyabette önleyici ve koruyucudur. Yani ekmek de bunu tükettiğiniz zaman. Şimdi bilinmesi gereken bir şey var bu ekmekle ilgili. Hani yemeğin diyorlar ya, kromozomu yok, şöyledir böyledir filan. Efendim tam buğday tüketin deniliyor. Bakın bunlar bir yere kadar. Şüphesiz ki tam buğday ekmeği en sağlıklı olanıdır. En diğeri sağlıksız mı? Yani tabii dış kabukları sıyrıldığı için içerdiği vitaminlerden nasibinizi alamıyorsunuz. Ama buğday gerçekten vitaminleriyle beraber alınması, kepeğiyle beraber alınması gerekiyor. Bağırsak florası için de aynı zamanda. Şimdi burada önemli olan nokta, ekmek mesela yemeğin diyor ya bazı kimseler ve vatandaş bunu kestiğinde ekmeğin sebep olduğu şişkinliğin ortadan kalktığını görüyor. Hazımsızlık şikayetlerinin ortadan kalktığını görüyor Hüseyin. Diyor ki o zaman ya ben ekmek yemeyeyim. Ne alakası var? Ekmek çok faydalı bir şey. Özellikle çocuklarınız için. Şimdi şöyle söyleyeyim. Peki sıkıntı nerede? Sıkıntı sanayi mayasında mübarek. Normalde siz tam buğdaydan bir normal taş fırında ekmek pişirmeye kalksanız, normal mayayı kullansanız, bir defa onun 1 saat, 10 dakika, 1,5 saat pişirme süresi var. Şimdi 10 dakikada ekmek pişiyor. Neden? Çünkü bazı buğday türleri var ki, bakın bunları değerli izleyicilerimizin bilmesinde fayda var. Ata tohumlarımızın dışında bazı buğdaylar, işte bunlarda gluten oranı çok yüksek, %15'lere varıyor. Normalde bizim kavluca buğdayımız, siyez buğdayımız, kara kılçık buğdayımız içerisindeki gluten oranı, gluten ki gliadin ve glutenin iki ayrı proteinin birleşiminden oluşan bir proteindir. %5, %6 civarındadır. Yani bu da herhangi bir şekilde çölyaka sebep olmaz. Çünkü bakın çölyak eskiden çocuklarda, bebeklerde olan bir rahatsızlıktı. 1-2 yaşına kadar bu olur. Anneden tam istediği gibi veya erken memeden kesilmiştir. İstenilen bağırsak florası, hedeflenen bağırsak florası dengeli bir şekilde kurulamamıştır. Ha burada efendim gluten alerjisi diyebilirsiniz. Daha ziyade gluten hassasiyetidir. Gluten hassasiyeti nedir? Bağırsaklara geldiği zaman gluteni parçalayacak enzim yok. Bunun eksikliği. Yani alerji değilse bağışıklık sisteminiz devreye giriyor, immün globulinler. Şimdi buradaki sıkıntı çocuklarda bu 2-3-4 yaşına gelince bu çölyak ortadan kalkar. Ama şimdi mübarek yetişkin insanlarda çölyak başlıyor. Ya hocam ne yapacağız diyorlar. İşte orada söylerim, yeri geldikçe böyle bir ay düzenli şey kullanacaksınız. Çörek otu yağı, soğuk pres, çörek otu yağı çok büyük faydasını görürler. Şimdi Hüseyin, burada ekmek dediğiniz zaman birinci sırada maya yer alır. Bakın mayalıyorsunuz. Bu mayalanma esnasında bazı proteinlerin parçalanması gerekiyor. Mübarek yok ki o kadar süre. Yani 10 dakikada da pişiriyorlar. Hadi bakalım. Evet, fırına ve gluten, bir yerden giriyor, bir yerden çıkıyor. Gluten oranı da yüksek. Şimdi bu birinci önemli konulardan bir tanesidir. Bir de eskiden buğdayı köylü şey yapardı. Kendisi eler. Yani eleğin üstünde kalan iri taneler tohumluk olarak bir dahaki yıl tarlaya verilirdi. En güçlü olanlar diye. Şimdi köylü bunu yapamıyor. Köylü dışarıdan tohumu veriliyor, bunu ekeceksin diyorlar. Bu bir. İkincisi, bir de bu fırınlarda mayalama
kendi mayalarını yapıyordu fırıncılar, şimdi yok, sanayi mayası diyor. Tamam, bu çok önemli bir faktördür. İşte burada yani siz şeyi, problemi ekmekte, buğdayda aramayın. Ha böyle tabii ki siyez buğdayı, kara kılçık buğdayı ve daha birçok buğday çeşitlerimiz var Anadolu'da. Muhteşem buğday bunlar. Bir de ithal edilen, mesela yerli çeşitlere kazandırmak için ithal edilenler var ki ben onlara karşıyım. İşin açıkçasını söylüyorum. Ha, kendimiz de yeni çeşit geliştiririz ve bu yeni çeşitleri kendi içimizdeki Anadolu buğdaylarının çeşitlerinden yapabilirsiniz. Yani biraz verimini yükseltme adına, besin değerini yükseltme adına. Yani bunu yapabilirsiniz. Hastalıklara karşı dirençli olma, belli oranlarda bunu yaparsınız. Şimdi dolayısıyla yurt dışından getirdiğiniz herhangi bir buğdayla ben yeni çeşit yaptım derseniz yanlış yaparsınız. Bu ülkeye Meksika buğdayı girdi. Meksika buğdayı topraktaki çinkoyu almaz ve vücuttan da çinko attırır. Çinko en çok nerede bulunuyor? Anlatmıştım. Prostat sıvısında ve kadınların yumurta gelişiminde fonksiyoneldir. E ne oldu? Sonra başladı tüp bebek merkezleri açılmaya. Değil mi? Bu sadece buğdaya bağlı değil. Birçok şey değişti tohumda. Dolayısıyla bugün için bütün bunları değiştiriyoruz inşallah. Buğdayı ben şey yaparken lütfen ekmek yüksek tansiyona karşı, diyabete karşı, kansere karşı koruyucu ve önleyicidir. Hocam çok enteresan bir şey söylüyorsunuz. Evet. Ekmek yemeyin çünkü şeker var. Ve bunlar klinik deneylerle ispat edilmiş şeydir. Yapmayın. Yapmayın kardeşim. Uydurmayın. İsteyen bu konuda varsa onlarca yayınlanmış klinik deneyleri yapılmış makaleler var. Ya kimyayı, gerçek kimyasını bir bitkinin biliyorsanız, bunu okuyabiliyorsanız baktığınızda görürsünüz zaten. Bunun uzun vadeli şeylere ihtiyacı yok.